Telefon attığımızda da Ahmet Selim Kul var. Bu konu çok sıcak, önemli. O yüzden hemen kendisine alo diyelim. Evet Selim, seni dinliyoruz. Evet Melike, tarihi günler yaşıyoruz. Gerçekten dev bir transfer savaşının tam ortasında Fenerbahçe ve Arda Güler. Büyük bir yarış var. Geçtiğimiz günlerde Barcelona sportif direktörü Türkiye'ye kadar gelmiş, Deco Başkan Ali Koç ve Arda Güler'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Daha sonra orada aslında büyük ölçüde Barcelona ikna etti, sunduğu şartlarla, sunduğu teklifle büyük ölçüde hem Fenerbahçe'yi hem de Arda Güler'i tatmin eden bir teklif ortaya koydu. Ama biz o haberi duyururken Real Madrid, Barcelona'nın bu noktada avantajlı olduğunu duyururken Real Madrid'in de devrede olduğunu ifade etmiştik. Çünkü bu iki kulüp arasında çokça böyle bu tarz oyuncular üzerinde transfer yarışı yaşanıyor ve devamında hamleler görebiliyoruz. Bu hamlelerden birini daha gördük. Real Madrid Barcelona'nın yaptığı tekliften daha iyisini hem Fenerbahçe'ye hem de Arda Güler'e sunarak bu transferde İbre'yi kendisine çevirmeyi başardı. Detaylar görüşülmeye devam ediliyor. Hala bu bir yıl nasıl olacak? Direkt Real Madrid'e katılacak mı? Yani gittiği transfer. Bu noktada henüz net karar verilmiş durumda değil. Yarın bunu konunun biraz daha netleşmesini bekliyoruz. Süreç çünkü şu anda aktif bir şekilde devam ediyor. Fakat İbre'nin Real Madrid'e döndüğünü, Barcelona'ya oranla Real Madrid'in avantajlı konuma geçtiğini ifade edelim. Gerçekten şu anda son yılların herhalde bu iki kulüp arasındaki en büyük transfer rekabetlerinden biri yaşanıyor. Kesin ifade kullanmak için hala biraz vakti ihtiyacımız var. Bu transfer bitti demek için vakti ihtiyacımız var. Ama bunu şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki İbre artık Real Madrid'e döndü. Real Madrid ihtimali çok daha Barcelona ihtimaline oranla yüksek seviyede olduğunu ifade edelim. Tabii ki dediğim gibi süreç henüz bitmedi, devam ediyor. Ciddi bir yarış var. Bundan dolayı yeni hamleler de olabilir, yeniden değişen dengeler de olabilir ama biz anlık durumu aktarıyoruz mümkün olduğunca daha önce yaptığımız gibi. O yüzden şu anda da İbre'nin Real Madrid'e döndüğünü ifade edelim. Teşekkür ediyoruz Selim. Evet, bir şey soracak evet, Kartal Yiğit sana. Ahmet kolay gelsin. Kapattı mı yoksa? Ahmet Selim. Bence kapattı. Selim burada. Ben sizi duyuyorum. Evet. Bir sorusu var Kartal Yiğit'in sana. Tabii. Şimdi tabii yoğunsunuz. Zor bir dönem, transfer dönemi. Hepimiz yıllarca yaşadık bu olayları. Bir şey evet. Soracağım. Eğer oldu da Real Madrid'e gitti Arda. Acaba yine Barcelona'nın alma şartları gibi yani bir sene daha kiralık oynama durumu var mı Fenerbahçe'de yoksa tamamen kopacak mı Arda? Real Madrid'in ilk teklifi zaten bu şekildeydi Kartal abi. Bu teklif de hala geçerliliğini koruyor. Fakat bu noktada Arda'nın da nasıl bir karar vereceği de önemli. O da bir an önce bu yarışın içerisine girmek istiyor. İki kulüp de açıkçası Arda'ya hem bir yıl Fenerbahçe'de devam etme seçeneğini hem direkt olarak kulübe katılma seçeneğini ve transfer olup farklı bir Avrupa ülkesine kiralanma seçeneğini de masaya koymuştu. Yani Arda Güler'e bu karar bırakıldı aslında biraz. Yani kulüplerin hepsi bu tekliflere açık olduğunu ifade etti. Barcelona'da, Real Madrid'de de. Ama bu noktada henüz tam bir netleşen durum olmadığını belirtelim. Yarın, ertesi gün Arda'nın bu bir yılı nasıl geçireceği de daha netleşecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Selim. Heyecan artıyor ama şimdi yani transfer rekabeti dediğimiz şey tabii. Böyle biraz daha kızıştırıyor ve bunun bizim bir milli futbolcumuz, böyle genç bir yıldızımız üzerine olması apayrı bir şey. Yani bir oyuncu düşünün ki Real Madrid ile Barcelona transfer için yarışıyor. O oyuncu bir Türk oyuncu, burada yetişmiş bir oyuncu. O oyuncu Arda Güler, bu gurur verici bir şey. Hangisinde olursa olsun. Tabii yani burada Real Madridçileri daha çok mutlu etmiş olabilir. Bir de iddia şu, İspanya basında da Arda Madrid'i seçti diye de iddialar var. Yani tabii ki hangisi kariyerinde daha iyi olacaksa onun için hem takım hem de transfer formülü o gerçekleşsin isteriz.
İznin Melike, izleyicileri sormak istiyorum. Çünkü tabii benden ki daha çok Avrupa futbolunu takip ettiklerini düşünüyorum. Artık ben enerjimi çok veremiyorum çünkü hani Galatasaray dışındaki takımlara. Arda Güler öncesi acaba hangi oyuncu için karşı karşıya geldi Real Madrid ile Barcelona? Yani çok rastlanan bir durum değil bu. Bakmak bakarsak lazım. Yani ben bir en sondur Ronaldinho Beckham'lar 20 sene öncesi. Evet doğru. Orada ikisi için bir kapışılmıştı. İşte birisi Real Madrid Beckham, Barcelona Ronaldinho. Bu da çok büyük bir olay bence bir futbolcu için. Yani iki büyük kulübü aynı anda karşı karşıya getirmek yani her oyuncuya nasip olmaz. Gerçekten. Bu da başlı başına bir hikaye. Yani ben çok hatırlamıyorum. Örnek vereyim işte Hazard Real Madrid'e gitti ama o dönem Barcelona'nın bir girişimi olmamıştı benim bildiğim. Evet doğru. Bakıyorum şöyle bir. İzleyicilerimiz yazacak mı bir şey? Senin dediğin gibi Beckham yazacak. Neymar transferinde rakip olmuş. Ah doğru Neymar. Ha, Neymar doğru. Evet. Neymar'da 2013. 10 sene geçmiş yani öyle çok çok rastlanan bir durum değil yani. Real Madrid'le Barcelona'ya transfer yapmış yerli oyuncularımız var. Gurbetçi oyuncularımız var. Ama bu tarz hani aynı anda hem Barcelona hem Real Madrid'in böyle enerjisini harcadığı bir isim ki şunu da söyleyeyim Melike, Deco geldi buraya. O da çok önemli. Evet. Deco buraya geldi. Ben açık söyleyeyim benim için şu an sürpriz. Barcelona açısından ciddi bir prestij de kaybı. Yani İstanbul'a yetkinizi gönderiyorsunuz. Arda ile görüştürüyorsunuz. Sonra iş Real Madrid'e kayıyor. Daha bitmiş değil tabii ki ama biraz daha kaç gündür Barcelona bitirmek üzere. Yani Laporta ayrı konuşuyor işte. Deco'nun gelişi. Her şey Barcelona tarafındayken şimdi sadece İbra biraz daha Real Madrid'e döndü ama dediğimiz gibi tamamen iki takım içinde bir şeyler bitmiş değil olumlu ya da olumsuz anlamda. Onu da söylememiz lazım. Şu görüş hala var bu arada. Yani Real Madrid ya da Barcelona Arda için erken. Ben buna hiç katılmıyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Yok, Kartal ben de TV. Sana katılmıyorum. Sana da sorayım. Ben de sana katılmıyorum. Erken mi sence? Ben oynayabileceğini düşünmüyorum şu an. Ben de öyle düşünüyorum. Muhakkak bir yılda başka seviye bir takım. Yani A plus takımlarda şu an Arda. Kadroları olmaz. Sebebiyle evet ama Arda için bence oynayamayacağı takımlar değil. Ama kadrolarında yani oyuncuları, mevcut oyuncularını kesemeyeceği için ben sadece. Şimdi Fenerbahçe'de. Yoksa seviye olarak. Şimdi ben Arda'nın yerinde olsam bir sezon daha Fenerbahçe'de tam kapasiteyle oynardım. Şimdi zaten geçtiğimiz sezon sürekli ilk 11'de oynamadı ki Arda. Oynatmadı Jesus. Evet. İlk 11'de sürekli oynayan bir oyuncu olsaydı ve hakkıydı bence oynatması lazımdı. Zaten o yüzden kaybetti Jesus. Tamam şimdi gitsin derdik ama ben Arda'nın yerinde olsam nacizane bir tavsiye olarak dinlerse tabii birçok isim kendisine tavsiyelerde bulunuyordur. Bir yıl daha Fenerbahçe'de şampiyonla oynayan bir Fenerbahçe'de kalırım. Sürekli ilk 11 yaparım. Ardından önümüzdeki sezon gönül rahatlığıyla anlaşma imzaladı. Barcelona mı olur, Real Madrid mi olur? Oraya giderim o zaman oynarım. Yani bence kendini biraz daha geliştirmesi lazım. Hala eksikkenleri var ama hakikaten inanılmaz yetenekleri var. O yeteneğiyle zaten eksikliklerini örtüyor ama